Trabzonspor Galatasaray karşılaşması öncesi yayınımız devam ediyor. Bize Trabzon'da her zaman imkan sağlayan Suva Restoran'a da teşekkür edelim. Şu an bu güzel manzarada bu güzel yayını yapmamıza imkan sağladığı için. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Artık stadyum etrafı da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Daha maça saatler var ama gerçekten önemli bir heyecan var. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz Hamdi Hocam? Galatasaray'da özellikle aynı Kopenhag mücadelesine dönük bir oyun. Yani Trabzonspor'un Kopenhag maçındaki oyununu ezberli tip oyunculara Trabzonspor'u kanat oyununa zorlama noktasında bir çalışma olacağı şeklinde haberler vardı. Siz hem Trabzonspor adına hem Galatasaray adına nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Ya Kopenhag maçı tabii çok farklı düşüncede, farklı yapıda bir oyundu. Yani o güne ait bir bence Abdullah Can'ın seçmiş olduğu oyun ve oyuncu kadrosu vardı. Ben bugün biraz daha ligde oynanan oyunun içerisinde kalacağını düşünüyorum. Yani çok fazla top Trabzonspor'dayken üçlü savunmaya, beşli orta sahaya özellikle Kenar Larsen ve Eren'i çok çizgiye çıkaracak, hücumu biraz daha orta sahadan kenarlar üzerinden oynayacak olduğu bir oyun olacağını çok fazla beklemiyorum. Ben yine dörtlü bir savunma hattıyla beraber yani 4-3-3 tipik diziliş gibi Trabzonspor sahada olacağını ben bekliyorum. Yani kendi oynamış olduğu klasik bir lig maçı düşüncesinde. Yani Trabzonspor çok fazla rakibe göre önlem alan bir oyun yapısı yok. Abdullah Hoca biraz daha kendi oyunuyla oynamaya çalışın ama yani bugün rakibin öndeki oyuncuların bireysel yetenekleri tabii ki orada oyunu çok daha fazla dikkatle oynaması gereken bir yöne çekecektir. Ben tabii ki oynarsa Larsen, Eren her iki savunma oyuncusu da savunma yönlerinin çok yüksek olduğunu, o birebir oyunu da sevdiklerini söyleyebilirim. Yani bugün Kerem Yunus ikilisini çok doğru bir eşleşme içerisinde kalacaklarını ben bekliyorum. Yani orta sahalar nasıl kullanılır? Özellikle Trabzonspor'da Bardi'nin gelişi orta sahada rakibi tehdit edecek bir hücum oyuncusu artısı oldu. Bu bence çok değerli. Yani orada işte zaman zaman Bakistas'ta Ömür bu anlamda belki o ceza sahası içerisinde çok kullanan, etrafını çok kullanan bir oyuncu rolüne girmedikleri zaman takımın hücum anlamında da bir eksikliği yaşıyordu ama Bardi bu konuda bence biraz daha ekstra bir katkı yapıyor. Yani Dorukhan'ın orta sahadaki alıştığımız geçen seneki oyunu. Yani çok klasik bildiğimiz ben Trabzonspor'un kendi oyun içerisinde kalacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın çok hızlı oyunu, öndeki becerili bir oyunu. Tabii ki onların en güçlü yanlarından bir tanesi. Çok geçiş veya böyle çok kontra atak bir oyun yakalanır mı bugün bakıldığında bana göre biraz zor olacağını ben düşünüyorum. Yani top kimdeyse rakip takımında hep topun arkasında kalabalık oyuncuyla kalınacak olan bir oyun bekliyorum. Oyunun büyük bir bölümünde belki skor ne zaman gelir, hangi tarafa gelir ondan sonra eğer içeride oyun bozulursa başka bir oyun görebiliriz. Ama ben biraz daha iki takımda klasik oyunu bekliyorum. Yani özellikle Trabzonspor'un hep bir plan içerisinde, hep bir topa sahip olup o topu oyunu domine edecek oyun içerisinde kalacağını düşünüyorum. Yani sert bir oyun olacak bugün. Beklentim o. O zaman tam orada bağlayacağım ben de. Galatasaray'ın orta sahası sanki beklenen sertlikte değil. Yani Süper Lig için alışık olduğumuz orta sahası gibi hani bir sert bir oyun yapabilen orta saha tandemi yok gibi. Bu orta saha daha çok ofansif meziyetlere sahip isimlerden oluşuyor. Trabzonspor'un eksiklerine rağmen sizce bu orta saha sıkıntı yaşar mı Trabzonspor karşısında? Yaşayabilir. Mesela az önce de kısa geçiş yapmıştım. Lucas Torreira bu senin sertliklere uygun bir oyuncu. Hı hı. Ama Sergio Oliveira öyle değil. Sergio Oliveira'nın yanında biz bugün Mitchell olsaydı çok daha farklı şey konuşabilirdik. O zaman o sertliğe müsaade edebilen. Hocamın Trabzon aynı oyun formalitesinden vazgeçmeyecek demesi bir taraftan da Galatasaray o dörtlüyü çok bozmayacak dedin ya. O zaman eğer Galatasaray o dörtlüyü sabit tutacaksa beraberliğe razı gibi. Şimdi gelirken uçakta birçok Trabzonlu Galatasaraylı vardı. Çoğunluk hep şunu söyledi. Maç berabere biter. Çünkü öyle bir tedirginlik var. İki tarafta maça tedirgin başlıyor. Bence başlamayacak. Trabzonspor burada eğer 40 bin kişinin önünde oynuyorsa o galibiyet için sahaya çıkmalı. Galatasaray'da biraz önce sen ifade ettin herkesin bildiği üzere tek kulvarda gidip iki galibiyet bir mağlubiyeti varsa evet. Buradan beraberle değil mağlubiyetle. Beraberlik sevindirir mi? Yenilmeden gitmek tabii ki deplasman içindir ama 4 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet sezon başı ister istemez o psikolojik olarak biraz hocam biraz önce ben kırılgan demiştim. Sen ne demiştin? Kırılma olmaz ama yumuşama mı olur demişti. Hoca bir şey söylemişti. Yok.
daha farklı. Şimdi güzel bir şeydi hatta onu kullanalım demiştin. Kırılma değil ama ya buna şimdi benim aklıma gelmedi. Şimdi öyle bir şey olabilir ama orta saha dediğin gibi çok böyle sert, Mertes sakatlık, yani maç eksiği var. İster istemez kendini koruyacak, mücadelenin içinde olacak. Kanatlar. Bir de demin reklama ekleden önce şu kafama takıldı. Şimdi Trabzonspor'a bakıyoruz. 4 tane yerlisi var. Yerli çıkarıp yabancı sokabilecek oyuna. Sokabilir. Her rahat bir şekilde yani 4 tane 5 tane yabancı görüyoruz şimdi senin de istihbaratlarına göre. Galatasaray'a bakıyorum. Bir tane. Hepsi yerli sanki. Galatasaray'ın hepsi yerli. Hani yerli oyuncu yok dediğimiz yerde hepsi yerli. Bir Gomez var. Omar da sakat çünkü. Şimdi bakıyorsun kim var? Mitchell sakat. Duboy sakat. Omar sakat. Luyendama kadroda yok. Bir tane yabancım var. O da Gomez. Gomez'den sonraki oyuncu değişikliklerine baktığım zaman hoca şimdi kimi gider? Emre Kılıç. O zaman yerler çıkacak mı? Ama şöyle bir şey de olabilir. Sergio Oliveira yorulursa Berkan girer. Ya da Mertens çıkarsa Emre Akbaba 10 numara özelliğiyle girebilir. Ya değişiklikler bir aşağı bir yukarı belli ama Trabzonspor'da bilmiyoruz. Doğru. Trabzonspor tamamen bir sürpriz. Oyunun gidişatına göre hamle yapabilecek yani şansı var. Her mevkinin burada baktığın zaman var. Savunmada bile var yani. Var. Yani Dansville mesela diyoruz ki biz burada Dansville mi Hugo mu? Ben Hugo mesela Trabzonspor açısından bakıyorum. Hugo'nun daha iyi olabileceğini bu maçta. Hugo'nun performansından memnun olmadığı zaman hemen Dansville oynatabiliyorsun. Yerlere bakıyorsun. Buradan kimi çıkardın? Trezeguet performansını beğenmedin. Çıkarıyorsun oraya. Atarsın Siopis'i ya da Cennin mi oynayacak 11'de? Evet. Cennin oynayacak. Siopis dışarıda. Siopis'i atarsın. Ya da işte Bakasetas var. Hamşik yani, mesela var. Yani var. Oyunda oldukça ikinci yarı gidişata göre değişik hamle yapabilecek bir Abdullah Hoca'nın güçlü bir elinde. Çok güçlü dememek lazım. Yani çok güçlü dememek nispeten, lazım. Nispeten. Yani rakibe göre diyelim o zaman. Galatasaray'a göre. Yani işte Bakasetas'la Hamşik'i bir kenara koymak gerekiyor. Yani Savaş. Evet. Bunlar biraz ben Abdullah Hoca'nın iki oyuncuyu da çok fazla yani çok fazla demeyeyim de yani ben hiç aklına ilk önce gelecek olduğu isimler... Belki Bakasetas kadroda bile olmayabilir. İlk olarak gelecek olduğu isimler olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü gerçekten bugünü kaybetmek, geleceği kaybetmek gibi bir şeydir. Yani bu oyuncular açısından. Çok zorlu maçlar peki, var yani. Sakat oyuncu oynayarak düzelmez. Az sakatlığı oynayarak tolere edilmez. Yani ben artık bu Abdullah Hoca'nın bu konuda sezon başı şu an Trabzonspor bir kaotik ortam yaşıyorsa biraz sakatlıklarını vermiş olduğu olumsuzluklardan dolayı. Hem transfer anlamında hem oyun anlamında. O yüzden ben Abdullah Hoca'nın kesinlikle burada sağlık kuruluyla beraber kendi fikrinde olacağını, oyuncuya bir şeyin çok fazla bırakılacak olduğu bir bundan sonraki sakatlıkları i̇şte düşünmüyorum. Uğurcan bu nedenle hocam zaten şu çok anda. Çok oynamak istedi. Çok oynamak istedi iki maçta da. Karın bölgesinde zaten bir yaralanma vardı. Ona yırtık rağmen varmış. Oynamak İnşallah istedi. Yırtık değildir o ya. Netleşmedi yırtık galiba da. Değil. Kulüp sitesinden yapılan açıklamada karın bölgesindeki kaslarda yaralanma meydana o zaman, geldi. O zaman o 3-5 hafta değil yani inşallah. 2-3 hafta. Hafta. Yani yırtık yine, olsa 3-5 diyorlar çünkü. Evet. 2-3 hafta yine dinlenmesi görecek. Uğurcan Çakır'ın olmayışı neleri değiştirir Trabzonspor adına sizce? Bir defa yani sonuçta Uğurcan'ı tabii ki konuşuluyor. Yani herkes Uğurcan yok denildiği zaman yani bir anda gözleri yarıya kadar kapatıyor. Çok kolay bir şey değil. Alışmış bir kere performans olarak, kaleci yapısı olarak, takım içerisindeki bir kaptan karakteri olarak çok önemli bir oyuncu. Zaten kaleciliğini tartışmamıza gerek yok. Ama çok fazla takılmamak gerekiyor tabii ki. Bakıldığı zaman Muhammed Tala, ben hazırlık maçlarında aslında beklediğimin üzerinde bir görüntüsü vardı. Yani bugün yani neler yapar tabii ki bunu birazcık oyun bize gösterir ama yani böyle bunlar şanssızlık da demeyeyim. Bazı oyuncular için şanslı bir yapı hali içerisine de girebilir. Ama genel anlamda bakıldığı zaman herkesin böyle bir tedirgin olduğu bir durum. Şimdi